Halk Partisi Genel Başkanım, çok değerli önceki dönem Genel Başkanım, çok kıymetli DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, çok değerli milletvekillerimiz ve bugün burada bizlerle birlikte olan ve çok değerli ev sahiplikleriyle sürecin yıllar boyu en güçlü şekilde ilerlemesini sağlayan Alevi Bektaşi kurum, kuruluş, yönetici ve çok değerli üyeleri, bugün yine bizlerle birlikte olan partimizin üst yönetim kadroları, parti meclis üyeleri, MYK üyeleri, çok değerli yerel yönetici arkadaşlarım, belediye başkanı arkadaşlarım ve bugün burada bizimle birlikte bu değerli buluşmayı ve çok kıymetli Hacı Bektaş-ı Veli anmalarının bu güzel şekilde yapılması için işbirliği ortamını sağlayan Hacı Bektaş ilçemizin değerli belediye başkanı, değerli çalışma arkadaşları ve tabii ki bugün burada bulunan Hacı Bektaş-ı Veli felsefesinin izinden giden çok kıymetli yurttaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elbette bugün çok özel bir ortamdayız. Ben yıllardır Hacı Bektaş Veli'nin huzuruna gelmenin ve buradaki bu manevi huzuru yaşamanın gerçekten heyecanını yaşayan birisiyim. Felsefesinden, hayata bakışından etkilenen ve kendime onu bir ışık gibi tutan bir kişiyim. Ve 800 yıllık Karadut'un gölgesinde Hacı Bektaş Veli'nin huzurundayım. Bir kez daha bu aziz topraklarda olmanın da onurunu ve gerçekten derin bir mutluluğunu yaşıyorum. Anadolu insanıyla, doğasıyla, yaşayan her unsuruyla, hayvanlarıyla, tüm yeryüzüne söyleyecek sözü olanların kutsal bir diyarıdır. Hacı Bektaş Veli, Anadolu topraklarında öğretisi ve tavrıyla sonsuzluğu yakalayan en önemli değerlerimizdendir. Zamandan ve mekandan bağımsız derinliği, tüm insanlığı, kapsayıcılığı ile çok önemli bir birliği öne çıkarır. Kardeşliğin ve barışın sesini taşın, ağacın, insanın, canlı cansız tüm varlıkların dilini konuşarak yükseltir. Onun yaşayışı ve öğretisi çeşitlilik içinde yüce bir birliği anlatır. Yüzyıllar öncesinden belki de milyonlarca yıl ötesine giden bir sestir Hacı Bektaş Veli. Hacı Bektaş Veli geçmişten günümüze akan ve geleceğe uzanan insan merkezli dünya görüşüyle sevgi, barış ve hakikat eliyle evrensele uzanan engin bir denizdir. Menbaını Anadolu topraklarından alan bu deniz, merhamet, hoşgörü ve insan sevgisinden beslenen pınarıyla insanlığa hayat vermeye bütün coşkusuyla devam ediyor. Bugün hikmetli öğretisiyle hak ve hakikat aşkını anlatan Hacı Bektaş Veli'nin huzurundayız. Ancak üzülerek söylüyoruz ki
ne yazık ki bugünler dünyanın dört bir yanında acıların yaşanmaya devam ettiği, açıkçası ülkemizde de farklı sıkıntıların arttığı, hatta tüm varlıkların can hakkını savunan Hacı Bektaş Veli'nin huzurunda söylemeye dilim varmıyor ama kedinin köpeğin bile öldürülmesinin yasaya dönüşme çabasının gösterildiği günlerde Hacı Bektaş Veli'nin huzurundayız. Bugün biz insanlar bütün canlıların vebali üstünde olan, düşünen, üreten, duygulanan ve tabii ki sorumluluğu olan varlıklarız. Bütün bu sorunları güzellikle ve iyiyi murad ederek çözme sorumluluğu her birimizin huzurunda, her birimizin üzerinde ve önemli bir sorumluluk. Sevgiyle, akılla ve bilimle bütün sorunların üzerinden gelmemiz gerekir ve bu yönde en üst düzey çabayı ortaya koymamız şarttır. Ama ne yazık ki farklı meziyetler göstererek üzmeyi, kırmayı, yok saymayı ve insanları kutuplaştırmayı, ayrıştırmayı, kavga etmeyi, kan dökmeyi dahi düşünecek kadar ve buna kendi hakkıymış gibi davranacak kadar ileri seviyede şiddeti savunanların olduğu bir ortamdayız. Ve ben şunu ifade etmek isterim ki hep birlikte kararlı bir biçimde bu memleketin velilerinin, değerlerinin, ermişlerinin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolu yolumuzdur. Bu yol bize birleşmeyi emreder. Bu yol bize bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı emreder. Bu yol bize bu memleketin içerisinde 86 milyon yurttaşımızın hiçbirisini dışarıda bırakmamayı, 86 milyon insanımızın, bu canım vatanın her varlığının, her nimetinin, her karış toprağının eşit hissedarı olmayı emreder. İşte bu yolda yürümeye kararlı insanlarız. Bugün ben ayrı bir onur da yaşıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm çalışma arkadaşlarımla, tüm yol arkadaşlarımla, 16 milyon İstanbulluyla birlikte Hacı Bektaş ilçemize hizmet edemenin onurunu yaşıyoruz. Göreve başladığımızdan bu yana ilçemizde yaşanan bütün sorunlara yüzümüzü dönerek Hacı Bektaş ilçemizin hak ettiği konuma kavuşması için üzerimize düşen sorumluluğu en üst seviyede yerine getirme konusunda özenli bir gayret gösterdik. Yaptıklarımız gerçekten birçok hizmetimizin yanında özel bir noktada bana ve bütün arkadaşlarıma, bütün hemşerilerime, 16 milyon insanımıza ayrı bir gurur ve mutluluk vermektedir. 12-13 yıl önce buraya geldiğim ilk andan itibaren üzüntüyle izlediğim buradaki çevre koşullarının ve ortamın iyileşmesi konusunda o günden bugüne görev aldığımız her ortamda ayrı bir gayret içerisinde olmaya, özenli davranmaya çaba gösterdik. Hem önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem şimdiki çok değerli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte ve bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte Hacı Bektaş'a çok özenli hizmetler sunduk. Sizlere söz veriyoruz, sunmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Hacı Bektaş ilçemiz sağlıklı hizmet alabilmiş ve altyapı üst yapı konusunda insanlarını
mutlu edebilmiş bir ilçe olursa ve bu topraklarda Hacı Bektaş Veli gibi isimlerin olduğu yere hizmet etmenin insanlığa hizmet etmek olduğu bilincine varırsak, çünkü onların felsefesi sadece bu topraklara değil, az önceki konuşmacıların ifade ettiği gibi bütün dünyaya yayılmış, kabul görmüş, evrensel bir felsefe olduğunu bilerek ona hizmet etmenin, bu ilçeye hizmet etmenin insanlığa hizmet etmek olduğunu bilerek hareket ettiğinizde bu gururu yaşarsınız. Bu anlamda devletimizin ve ülkemizin her türlü kurum ve kuruluşumuzun Hacı Bektaş ilçesine ve buradaki maneviyatın ihtiyaçlarına tek şartla buradaki maneviyatın temsilcilerinin manevi duygu ve düşüncelere en üst seviyede saygı duyarak hizmet etmek zorundadırlar. Bunu görev kabul etmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz. Manevi alanların düzenlenmesi, çevrenin toparlanması ve özellikle burada yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz mihmandar konutları ile buraya örnek bir gelişim ortamının sunulması ve hatta orada bir kreş ve aşevi ile ilgili daimi bir hizmet ortamının oluşmasıyla birlikte hizmetlerimiz sürmektedir. Tabii özellikle şunu söyleyeyim, burada az önce konuşmalarıma başlarken de ifade ettiğim gibi çok önemsenen ve her birimiz burada bulunduğumuzda onur duyduğumuz, uzun yıllardır büyük gayretlerle ulusal ve uluslararası tarafıyla sürdürülen Hacı Bektaş Veli anma törenleri, kültür ve sanat etkinliklerini bu yıldan itibaren yaptığımız bir protokol ile dünyanın belki de medeniyetlerin beşiği olan İstanbul'umuzun Hacı Bektaş ilçesiyle belediyemizle birlikte ev sahibi düzenleme protokolünü yapmış olmanın da gururunu yaşıyorum. Hacı Bektaş Veli anma törenlerinin Alevi toplumunun hafızasında, duygusunda bir var olma mücadelesi olduğunu, bu etkinlikleri gerçekleştirmek adına canla başla dayanışmayla mücadele eden canların birlik mücadelesi olduğunu yakinen biliyor ve hissediyorum. Bu yüzden bu etkinliğin üzerinde dolaşan ne yazık ki iyi niyetli olmadığını hissettiğimiz ve bu konuda büyük kaygı duyan Alevi Bektaşi toplumunun müdahalelerine dönük en güçlü iradeyi göstererek bunları aşarak bu güzel festivali sahipsiz bırakmamak ve en güçlü şekilde bu buluşmaları desteklemek konusunda 16 milyon İstanbullu adına aldığımız kararı buradan gururla siz kıymetli katılımcılarla paylaşıyorum. En güçlü şekilde devam edecek Hacı Bektaş ilçemizde bu değerli festival asla sahipsiz kalmaz, kalamaz. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, az önce ismi sayılan ve sayılmayan birçok belediyelerimizin de en güçlü şekilde belli bir disiplinle buraya hizmet sunmaları sağlanacak ve bu konuda özenli adımlar atılacaktır. Bu yıl özellikle 4 kategoriyle beraber belirlenen Hacı Bektaş Veli ödüllerimizi kazanan, bu yola emek vermiş kıymetli canlara yaptıkları hizmetler, gösterdikleri katkılar için de özel teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar hizmet eden tüm kamu görevlilerine, belediye başkanlarına, siyasilere, özellikle bu bayrağı buraya kadar taşıyan Alevi Bektaşi kurumlarına, yöneticilerine ve 72 millete bir nazardan bakan, sadece Anadolu'dan değil, Alevi Bektaşi kültürünün yayıldığı bütün coğrafyalardan akın ederek bugün burada bulunan ve bizimle olan tüm canlara gösterdikleri özveri ve çabalara da
ayrıca teşekkür ediyorum. Kesinlikle kişinin çektiği kendi ameli, kişi hizmet ile bulur kemali diyen Ahmet Cemalettin Çelebi'nin nefesinde söylediği gibi bizi ancak halka hizmet, güzele hizmet, insana hizmet kemali erdirebilir. Bu duygularla memleketimin her insanına, her inancına, her etnik kökenine, 86 milyon insanımıza eşit hizmet edebilme sorumluluğunu yerine getirebilmeyi bana Yaradan nasip etsin diyerek görev yapan bir kardeşiniz olarak bugün burada bulunmanın en yüce onurunu ve gururunu yaşayarak bu duygularla hepinize teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla.